Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün canlıların sınıflandırılmasının ikinci bölümü. Bakteri ve arke domainini size anlatacağım. Burada şimdi bir bakterinin şeklini görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Tüm bakterilerde ve bazı bakterilerde görülen yapıları sıraladım. Kısaca bunlarla ilgili bilgiler vereyim size. Biliyorsunuz zarsız bir hücre olması mümkün değil. Hücre zarı var, ribozomu var, sitoplazması var, hücre duvarı var ve halkasal DNA'sı var tüm bakterilerin. Bütün bakterilerde bulunan yapılar bunlar. Şimdi bazı arkadaşlar, çok bilmiş arkadaşlar kitaplarda bu soruyu sorup işte bazı bakterilerde hücre duvarı yoktur, bu ortak özellik değildir bakterilerde şeklinde bilgi veriyorlar. Koskoca bir domainden bahsediyoruz. Sadece bir cinste, mikoplazma cinsi bakterilerde hücre duvarı bulunmuyor. Onun dışındaki tüm bakterilerde hücre duvarı var sevgili arkadaşlar. Şimdi bunu bilen arkadaşlar şunu bilmiyor. Mesela buraya halkasal DNA yazdık. Tüm bakterilerde halkasal DNA da yok. Mesela Lyme hastalığı diye bir hastalık vardır. Buna sebep olan bakterinin DNA'sı düzdür arkadaşlar. Böyle halkasal değildir ama onu kimse bilmez, sormaz, yazmaz. Şimdi burada genel olarak olaydan bahsettiğimiz için bunu böyle kabul ediyoruz, buraya yazıyoruz. Soruya göre hareket edersiniz sevgili arkadaşlar. Yani ÖSYM size kalkıp da böyle bir istisnayı hayatta sormaz. Yani bakterilerde hücre duvarı var kabul edilir. Ama mesela mikoplazma ile ilgili bir soru sorulursa işte nedir? Şu an kullanımda olan antibiyotiklerin çoğu hücre duvarı sentezini bloke etmektedir. Hücre duvarı sentezinden sorumlu enzimin inhibitörüdür. İşte mikoplazmada hücre duvarı olmadığı için bundan etkilenmez. Hani bunu sorgulayan sorular belki sorulabilir. Ama şu ikisini altını çizerek söylüyorum. Tüm bakterilerde işte bir grupta yok. Sadece küçük bir grupta yok. Ona göre değerlendirmeyi yaparsınız sevgili arkadaşlar. Şimdi yani şunu sormayın. İşte hocam böyle bir soru çıkarsa ne diyeceğiz? Böyle bir soru çıkmaz arkadaşlar. Bazı bakterilerde kapsül bulunur ki kapsül bulunduran bakteriler genellikle patojendir. Yani hastalık yapıcıdır sevgili arkadaşlar. Hepsinde yok, bazılarında var. Mezozom, bakın hücre zarının içeriye doğru yaptığı kıvrımlara dönüyor. Bunun üzerinde elektron taşıma sistemi elemanları var. İşte oksijeni solunum yapan bakteriler de bulunur. Hatırlayın oksijeni solunum mitokondride oluyordu. Mitokondrinin de iç zarı nasıldı? Böyle kıvrımlıydı. Ona krista deniyordu. Burada hücre zarının kıvrımına biz mezozom diyoruz. Fotosentez yapan bakterilerde klorofil var biliyorsunuz. Hücre zarından oluşan kamçı bulunabiliyor. Bazı bakterilerde hareketi sağlayan. Bir de plazmit dediğimiz bir yapı var. Plazmit önemli sevgili arkadaşlar. Nedir plazmit? Plazmit ekstra kromozomal bir bölge olarak tanımlanır. Ekstra kromozomal bölge şu. Yani bu bakterinin buradaki halkasal DNA'sında bulunan genleri normal metabolik faaliyetine, yaşamına devam etmesi için gerekli olan bütün özellikleri taşır. Ancak bunun yanında bazı bakteriler böyle ekstradan genler içeren bir bölge taşıyor plazmit. Bu bakteriye ne kazandırır? Bu bakteriye şunu kazandırır. Değişen ortam şartlarına uyum sağlama yeteneğini arttırır sevgili arkadaşlar. Örneğin antibiyotik direnç genleri hep plazmitlerde bulunur ve bu plazmitler bugün bakteriyologların en çok araştırdığı konulardan bir tanesidir sevgili arkadaşlar. Bakterilerin gruplandırılması var. Buna sınıflandırılması diyemiyoruz arkadaşlar. Böyle sınıflandırma olmaz. İlk videoda bunu anlattık niye olmayacağını. Evet. Bakteriler solunumlarına göre dörde ayrılır. Zorunlu aerob, geçici anaerob, işte zorunlu anaerob, geçici aerob şeklinde. Bu ne anlama geliyor? Aerob oksijeni solunum yapan demek. Zorunlu oksijeni solunum yapıyor. Oksijensiz ortamda yaşayamıyor anlamına gelir bu. Geçici anaerob dediğimiz zaman geçici olarak oksijensiz solunum yapabilir anlamına geliyor. Yani normalde oksijenli solunum yapıyor ama geçici olarak da oksijensiz ortamda yaşayabiliyor anlamına geliyor. Zorunlu anaerob, işte zorunlu anaerob ne demek? Oksijenin olduğu yerde yaşayamıyor. Ya oksijensiz ortamda yaşamak zorunda. Geçici aerob olan da normalde oksijensiz solunum yapan ama geçici olarak oksijenli solunum yapabilen bakterilerden bahsediyor. Beslenmelerine göre ototrof ve heterotrof diye ayırıyoruz biliyorsunuz. Fotoototroflar ve kemototroflar diye ikiye ayırıyoruz ototrof bakterileri. Heterotrof olanlar da işte parazit bakteriler, saprofit bakteriler bu gruba girer sevgili arkadaşlar. Üçüncü olarak gram boyanmalarına göre bakteriler. Şimdi gram boyanma, gram bu boyayı bulan bakteriyolun ismin sevgili arkadaşlar. Öyle bir indikatör boya bulmuş ki bu arkadaşımız koskoca bakteri dünyasını ikiye bölmüş. Yani boyayı damlattığınızda eğer mor renk alıyorsa gram pozitif, pembe renk alıyorsa gram negatif diyoruz biz bu bakterilere. Hocam ne önemi var? Yani boyansa ne olur, boyanmasa ne olur? Sevgili arkadaşlar, burada mesela gram pozitif olan bakterilerin tek ortak özelliği bu boyayla boyanmaları değil. Tek çok farklı özellikleri de ortak.
Yani biz antibiyotik icat ederken her bakteri türüne özgü antibiyotik icat edemeyiz. O yüzden bunları gruplandırmak bizim için çok önemlidir. Mesela evde antibiyotik varsa prospektüsüne bakın. İşte gram pozitif bilmem ne bakterilere karşı etkilidir. Gram negatif stafilokoklara karşı etkilidir vesaire gibi bir sürü şey duyabilirsiniz, görebilirsiniz orada. Şimdi bu tabii boyanıp boyanmaması da hücre çeperindeki peptoglikan yapısıyla ilgili sevgili arkadaşlar. O yüzden antibiyotik üretiminde ve bakterilere karşı silah üretiminde bizim için son derece gereklidir. Dördüncü olarak da şekillerine göre işte yuvarlak şekilde olanlar, çubuk şeklinde olanlar, spiral şeklinde olanlar ve virgül şeklinde olanlar diye dörde ayırabiliyoruz bakterileri. Bunların Latincelerini de kenarına yazdım ama onları bilmek zorunda değilsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bakteriler yeni gen kombinasyonlarını nasıl kazandırır ya da nasıl kazanır? Şimdi yeni gen kombinasyonu kalıtsal çeşitlilik demek. Özellikle yazdım bu kavramı da öğrenin diye. Konjugasyonla birinci olarak. Nedir konjugasyon? İki bakteri arasında bir sitoplazma köprüsü kuruluyor. Buna konjugasyon köprüsü deniyor. Bakteri sahip olduğu plazmitin bir kopyasını diğer bakteriye aktarıyor. Burada DNA'yı verene F artı, alana F eksi deniyor. Yani bunlarda erkeklik dişilik kavramı olmadığı için F artı F eksi şeklinde isimlendiriliyor. Konjugasyon asla bir eşeyli üreme yöntemi değildir. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Bakterilerde eşeyli üreme diye bir şey yok. Buna lütfen dikkat edin. Burada iki önemli şey var bilmeniz gereken. Birincisi, bakteri plazmitin bir kopyasını aktarabildiği gibi kendi DNA'sının bir parçasını da eşleyerek, kopyalayarak diğer bakteriye aktarabilir. Bu bir. İki, konjugasyon aynı tür bakteriler arasında olabildiği gibi farklı türler arasında olabilir ki bu işte insanoğlu için çok tehlikeli bir durumdur sevgili arkadaşlar. Buna yatay gen transferi deniyor. Yani aynı türden olmayan canlılar arasındaki gen transferi yatay gen transferi olarak adlandırılıyor. Bu da bizim için çok tehlikeli. Niye? İşte herhangi bir bakteri, herhangi bir antibiyotiğe direnç kazandığında bunu diğer bakterilere işte bu şekilde aktarabiliyor sevgili arkadaşlar. İkinci olarak transformasyon. Burada size şematize etmeye çalıştım. Şimdi bakterinin kendi halkasal DNA'sı burada. Dışarıda bir DNA parçacığı var. Eğer bir şekilde bakteri bu DNA'yı hücre zarından içeriye alıp kendi DNA'sına eklerse ne yapar? Yeni bir gen kombinasyonu kazanmış olur. Yani kalıtsal bir çeşitliliğe sahip olmuş olur. Dolayısıyla bu da nedir? Transformasyonda yeni gen kombinasyonu kazanmanın bir yoludur sevgili arkadaşlar. Form transferi. Bunu unutmayalım. Üçüncü olarak da transdüksiyon var. Virüsler aracılığıyla bakterilere gen aktarımı. Biliyorsunuz virüslerde yani virüslerin hücreye girip bakteriyofajların daha doğrusu bakteri virüslerin hücreye girip çoğalmasında İki döngüden bahsedilir. Litik ve lizogenik döngüden. Litik döngüde girip hücreyi patlatıp yüzlercesi dışarı çıkıyor. Lizogenik döngüde öyle değil. Lizogenik döngüde virüs taşıdığı DNA'yı bakterinin içine bırakıyor. Bu DNA gidip bakterinin DNA'sına entegre oluyor. Ve bakteri çoğaldıkça bu gen de çoğalmış oluyor. Ve bu bakteri ne yapmış oluyor? Yeni bir gen kazanmış oluyor. Bunu insanoğlu da çok yapıyor arkadaşlar. Nasıl? Mesela denize petrol döküldüğünde bu petrolü temizlemenin tek yolu şu anda bilinen bakteriler tarafından bu petrolün parçalanması değil mi? Ama böyle doğal bir bakteri yok. Bu insanoğlunun ürettiği bir bakteri. İşte değişik canlılardaki petrolün değişik katmanlarını parçalayan genleri tek tek izole edip bu genleri tek bir bakteride topluyorlar. Buna süper bakteri, yani süper bakteri deniyor. Bu bakteriler de denizdeki petrolü temizleyebiliyor. Peki bütün bu genleri bakteriye nasıl kazandırıyoruz? Nasıl aynı bakteride toplayabiliyoruz? Transdüksiyonla. Virüsler aracılığıyla virüsleri vektör olarak kullanıp bu genleri bakterilere gönderebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Bakteriler hakkında bilmeniz gereken diğer birkaç bilgi yazdık buraya. Bölünerek çoğalırlar biliyorsunuz. Bakteri mitozu tam bir mitoz olarak kabul edilmez. Neden? Çünkü sevgili arkadaşlar bizim bildiğimiz mitoz bölünmenin iki büyük aşaması vardır. Bir karyokinez, iki sitokinez. Yani bir çekirdek bölünmesi, iki sitoplazma bölünmesi. Bakterinin çekirdeği olmadığı için bu aşamayı bakteride göremediğimizden tam bir mitoz olarak kabul etmez bazı bilim insanları. Ama gene de buna ne diyeceğiz? Mitoz diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Olumsuz ortam şartlarına maruz kalan bakteriler sitoplazmalarının büyük bir bölümünü kaybederek çeperlerini güçlendirir ve endospor oluştururlar. Endospor kesinlikle üremeyle ilgili bir yapı değildir sevgili arkadaşlar. Şartlar olumlu hale geldiğinde endospor tekrar bakteriyi oluşturur.
Endospor bakteri normalde zaten çok küçük. Biliyorsunuz ökaryotlardan çok daha küçük bakterilerdir. Çok daha küçük organizmalardır bakteriler. Virüs çok daha küçük. Bunların büyüklükleri hakkında bilginiz olsun diye söylüyorum. Endospor bakteriden de hani çok çok küçük bir yapı olduğu için havada asılı kalabiliyor sevgili arkadaşlar. Mesela 11 Eylül'de Amerika'ya düzenlenen saldırıları hatırlarsanız ya da okumuşsanız 11 Eylül saldırılarından sonra Amerika'daki bazı bürokratlara boş zarflar gönderildi birileri teröristler tarafından. O zarflar açıldığında bakıyorlar içinde hiçbir şey yok ama aslında içinde ne vardı onların? Şarbon hastalığına sebep olan Bacillus anthracis bakterisinin endosporları vardı. Orada şarbon vakaları da yaşandı sevgili arkadaşlar. Evet, bakterilerle ilgili söylenecek fazla bir şey kalmadı. İkinci domainimiz arke domaini sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceleri bakterilerle beraber değerlendirilen bir grupta arkeler. Sonra bilim insanları evrimsel geçmişlerini araştırdıklarında işin böyle olmadığını fark ettiler. Çünkü arkeler prokaryotlardan çok ökaryotlara yakın mikroorganizmalar olarak değerlendirildi. Ve yeni bir sınıflandırma biçimine geçildi. Yeni bir sınıflandırma şekli önerildi. İşte domainler böyle ortaya çıktı sevgili arkadaşlar. Arkeler denildiği zaman aklınıza ekstrem koşullarda yaşayabilen yani olağanüstü, normal olmayan koşullarda yaşayabilen mikroorganizmalar gelecek sevgili arkadaşlar. Örneğin aşırı sıcakta, aşırı soğukta, aşırı tuzlu ortamlarda yani normal bir hücrenin yaşayamayacağı ortamlara uyum sağlamış mikroorganizmalardır arkeler. Evet, bunun dışında mesela DNA'larında histon proteinle DNA'lar histon proteinlerine sarılıyor. Yani bu bakterilerde yok. Ökaryotlarda olan bir protein, histon proteini. Hani kromozom oluşurken makaraya ipin sarılması gibi sarıldığından bahsetmiştik. Bu da arkelerde görülüyor. Şimdi bunların grupları var. Arkelerin 3 tane büyük grubu var. Bunlardan birincisi metanojenler. Enerji metabolizması sonucu metan gazı üreten mikroorganizmalar bu arkadaşlar. Zorunlu anaerob organizmalar. Yani oksijenin olduğu yerde ne yapamıyorlar? Yaşayamıyorlar. Hani bu konuyla ilgili çok detay sorulacağını özellikle EGS'de zannetmiyorum ama mesela ben olsam şunu sorardım. Yani metan gazı üretmelerinden dolayı sera etkisinde önemli rol oynarlar. Yani sera etkisinin ne olduğunu biliyorsunuz. Dünyadaki atmosferde oluşan yeni bir katmandan bahsediliyor. Zehirli gazların oluşturduğu bir katmandan. Ve bu küresel ısınmaya sebep oluyor sevgili arkadaşlar. Mesela bunu sorgulayan bir ekoloji sorusu sorulabilirdi. Sınıflandırma değil de. Halofiller de aşırı tuzlu ortamlarda yaşayabiliyor. Biliyorsunuz arkadaşlar aşırı tuzlu ortamlar mikroorganizmalar için ya da normal hücreler için nedir? Hipertonik ortamlardır. Hücreler bu ortamlarda plazmoliz olur, su kaybeder ve büzülürler. Yani devam halinde de ölürler. Ancak halofiller buna dayanabiliyor. Bazı halofil organizmalar bulundukları ortamda izotonik hale gelip yaşamlarına devam ederken bazıları hayatta kalabilmek için mesela içinde yaşadığı tuzlu sudan 10 kat daha fazla tuz içererek hayatta kalabiliyorlar. Bunu da nasıl başarıyorlar? Mesela aktif taşımayla değil mi? Yani 10 kat fazla tuz varsa tuz dışarıya çıkacak ama dışarı çıkarmadığı gibi dışarıdan da tuz alıyor bakteri bu ortamda. Aktif taşımayla hayatta kalabiliyor. Termoasidofiller var. Bunlar aşırı sıcak seven bakteriler. Optimum yaşam sıcaklıkları 60 ila 80 derece arasında değişiyor. 104 derecede yaşayan arke izole edilmiş. Bunlar çok ilginç şeyler sevgili arkadaşlar. Size de öyle gelmiyor mu? Yani düşünsenize. Biz 36 dereceden sonra enzimlerin bozulduğunu, yüksek sıcaklıklarda protein yapısının denatür olduğunu söylüyoruz. Ama bu arkadaşlarımız çok yüksek sıcaklıklarda yaşayabiliyorlar. Ve bilim dünyası şimdi işte bu arkelerden elde edilen bir takım enzimleri biyoteknolojide kullanarak insanlık için çok yararlı faaliyetlerde bulunuyorlar. pH 1 olan ortamda yaşıyorlar arkadaşlar, oldukça asidik ortamlarda. Bir de psikorofilikler var. Bunlar da arkadaşlar normal bakterilerin ya da diğer mikroorganizmaların inaktif oldukları bir ortamda aktif olarak yaşamlarına devam edebiliyorlar. Evet arkadaşlar, sınıflandırmanın ikinci bölümü böyle. Bunları bilmek sizin için hem YGS'de hem LYS'de yeterli olacaktır. Üçüncü videoda, sınıflandırma videosunda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı bir gün diliyorum. Hoşçakalın.